Merhaba. Sokaktaki adam güler misin ağlar mısın bölümüyle karşınızda. Geçen haftanın çok özel görüntülerini derledim. O kadar çok güler misin ağlar mısın durumu yaşandı ki hangi birini sizin karşınıza çıkarayım, hangisini göstereyim açıkçası bilemedim. O yüzden bazı ayırdıklarımı elemek durumunda kaldım. En çarpıcı olanlarını seçmeye çalıştım. Hazır mısınız? İlk güler misin ağlar mısın durumu. Yok yok, aslında bir müjde. Bakan Fatih Dönmez müjde verdi hafta içerisinde. Dedi ki Adana'da Çukurova bölgesinde 800 milyar dolarlık, yok yok 800 milyar dolar değil, dilim sürçtü, 800 milyon dolar değerinde petrol bulmuşuz. Tabi hemen yandaş medya, tabi öncelikle A Haber bunu atladı ve haberleştirdiler. Müjde, gözümüz aydın, burnumuz Manisa diye bir espri yaptım. İğrenç bir espri yaptım. Çünkü durum gerçekten güler misin ağlar mısın? Biz de aslında vatandaşa sormuştuk. Bu durumu sorduk. Tabi vatandaş bu müjdeyi kanatlarını çırparak, havalara uçarak karşıladı desem inanmayın siz. Evet. Petrol bulduk dedi 800 milyon ama dolarlık. Çok petrol bulduk. Her seçim öncesi buluyoruz ama. Evet. Her seçimde bulduk. Efendim uçak uçurduk. Bir şey olmadı yani. Ne uçak geri geldi ne petrol arabalarımıza bindi. Yani ne zaman gelecek bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arap ülkeleriyle ilişkileri düzeltti biliyorsunuz. Şimdi Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden para yağacak, para. Gökten değil, onlardan para yağacak ama soru şu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar bu paraları bizim kara kaşımız, kara gözümüz için mi veriyor? Yoksa iktidar, AK Parti ve Sayın Erdoğan'ı çok sevdikleri için seçimde bu paraları kullansın. Mesela yılbaşından sonra asgari ücreti biraz arttırsın diye mi gönderdi diye biz de heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı harekete geçti ya, paralar geliyor oradan buradan, biraz ekonomimiz rahatlayacak, paralar basılacak sıcak sıcak, böyle taptaze fırından çıkmış simitler olur ya, böyle limonu üzerinde tutar. Aynen o paralar geldi, o dolarlar, o yeşil yeşil dolarlar hazineye girdi ve Manisa'dan bir vatandaş, zannedersem Ümit Taydaş'tı adı, evet evet, Manisa AK Parti ilçe başkan yardımcısı çıktı ve dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza Mareşal ünvanı, Mareşal rütbesi verilsin dedi. Ve bununla ilgili mecliste anayasa değişikliğine gidilmesi gerektiğini önerdi. Ne dersiniz, Sayın Cumhurbaşkanına Mareşallik yakışır mı? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu marketlerle ilgili açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Ondan sonra tabii biraz ortalık karıştı ve Sayın Erdoğan dedi ki vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz. Ne dersiniz? Vatandaşın biraz daha metanet gösterecek gücü kaldı mı? Ve hemen marketlerle ilgili kesilen, daha önce kesilen cezaların yetersiz geldiğini, yetersiz kaldığını ima eden açıklamalar yaptı. Marketlere yeni bir yaptırım mı gelecek? Ama ilginç bir durum var. Bu marketler, hani üç harfli diye söyledikleri, dile getirdikleri market zincirleri var ya, çoğu AK Parti döneminde peyda oldu, ortaya çıktı, palazlandı. Ve hepsi de AK Parti'yi destekleyen CEO'lar ve patronlar vardı. Bakın tekrar söylüyorum. Bu üç harfli diye tanımladıkları marketlerin hepsi, tekrar altını çiziyorum, AK Parti döneminde zenginleşti, bu kadar çok palazlandı ve Sayın Erdoğan şimdi onlardan fedakarlık yapmalarını istiyor. Sayın Mareşal ünvanı verilmesi istenen Sayın Erdoğan. Bu marketlerin sahipleri ne diyor? Bu durumdan hoşnutlar mı? Bir dinleyelim bakalım neler demiş BİM'in CEO'su. Kar rakamlarına bakarak olumsuz yorum yapan tirollere, maaşlı televizyon yorumcularına, bizleri terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve tabirimi maruz görün, çok daha kötüsünü söylemek istiyorum ama müsaadenizle gazeteci müsveddelerine söyleyeceklerimiz var. Bunu bile bile 1'e alıp 3'e satıyorlar, 1'e alıp 4'e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur. Bu gazetecileri himaye edenlere, onlara bu şekilde işlem yapın diyen perde gerisinde bizi hedef gösterenlere, aslında sizi hedef gösterenlere diyorum ki başaramayacaksınız. Bir ahlaksızlar, bir edensizler. Sizlere bundan sonra sizin tonunuzla cevap vereceğim, bunu bilesiniz.
Bu arada tabii vatandaşlardan da sosyal medyada özellikle yandaşlardan inanılmaz paylaşımlar yapıldı. Mesela bunlardan biri de Hilmi Taşdemir bir kampanya önerisi getirmiş. Demiş ki A101'den BİM'den alışveriş yapmayalım demiş. Kampanya başlatalım demiş. Ben de merak ettim. Bu süper fikri kim vermiş? Şunun profiline bir bakayım dedim. Çeyrek asırlık araştırmacı, araştırma danışma anonim şirketi başkanı Kayseri Süleymanlı, Star gazetesi, Açık Görüş gazetesi yazarı imiş. Aslında denemekten zarar gelmez biliyor musunuz? Bakarsınız döviz, dolar, euro düşmüş. Belli mi olur? Biliyorsunuz muhalefet sürekli öneriler veriyor. Yasa değişikliği önerileri veriyor. Araştırma önerileri veriyor. Şu araştırılsın, bu araştırılsın. Mesela öğrencilere yemek desteği verilsin önerisi verdi. Ve bir önerisi daha var. İstiklal Caddesi'ndeki o malum olay araştırılsın önerisi verildi. Elbette ki her zamanki gibi MHP ve AK Parti oylarıyla reddedildi. Şimdi ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani İstiklal Caddesi'ndeki o olay araştırılsın önerisi niçin reddedilir? Acaba çekindikleri bir şey mi var? Şöyle mesela şöyle düşünelim. Evinize hırsız giriyor. Gidiyorsunuz annenize babanıza diyorsunuz ki ya anne eve hırsız girdi, baba hırsız girdi, polisi arayalım da bir araştırsın şu hırsızı bulsunlar diye söylüyorsunuz annenize. Annenizle babanız diyor ki yok oğlum gerek yok polisi aramayalım derse ne dersiniz? Neyden şüphelenirsiniz? İşte böyle muhalefetten gelen teklifler kabul edilmiyor ama öğrencilere yemek verilmesin teklifi neden kabul edilmez? Açıkçası anlamakta zorluk çekiyorum. İşte her öğrencinin bu yemek takviyesine, yemek desteğine, yiyecek desteğine ihtiyacı olmayabilir. Mesela bu öğrencilerden kimler var? Ak Gençlik mesela. Ak Gençlik de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da bir araya geldi ve gençlerimizden biri AK Parti ile aynı yaşta olan bir gencimiz Sayın Erdoğan'a bakın neler dedi. Sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Kübra ben. 18 yaşındayım. Sizin kurduğunuz partiyle aynı yaştayım neredeyse. Doğduğumda siz vardınız. Şu anda siz varsınız. İleride de hep sizin olmanızı istiyorum. Onun için... Ekrem İmamoğlu'yla Canan Kaftancıoğlu'nun arasına kara kedi mi girdi? Evet evet sanki aralarında bir şey varmış gibi yansıtıldı. İmamoğlu çıktı bununla ilgili bir takım açıklamalar yaptı ama trolleri kesmedi. AK Partilileri, yandaşları bu açıklama çok da tatmin etmedi. Ben de sormuştum ya neden Canan Kaftancıoğlu konuşmuyor çıkıp herhangi bir şey söylemiyor? Nihayet sosyal medya hesabından bakın Twitter'dan Canan Kaftancıoğlu ortaya çıktı ve paylaşımlar yaparak bunu yalanladı. Peki soruyorum o zaman ben de niye şimdiye kadar sustunuz be arkadaş? Neden? Birilerinin ağzına sakız olmak hoşunuza mı gidiyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çok enteresan bir açıklama yaptı. Altılı masa ile ilgili. Bakın altılı masa. Bakalım ne demiş. Etrafımızda altılı masalar her türlü gayrimeşru işleri yapabilirler. O yüzden onlara karşı uyanık olmamız lazım. Gayrimeşru işler derken nasıl? Gayrimeşru işleri nereden biliyorsunuz? Altılı masa Türkiye'yi mi yönetiyor? Bu gücü nereden bulacaklar da gayrimeşru ilişkiler içerisine ya da gayrimeşru işler içerisine girebilecek? Danışmanlarından ama baş danışmanlarından İbrahim Kalın İsveç'teydi. İsveç resmi televizyonuna, resmi devlet kanalına SVT'ye konuk oldu. Enteresan bir diyalog geçti aralarında. İsveçli televizyoncu, gazeteci çok ilginç sorular yöneltti. Bir izleyelim bakalım ne olmuş sonrasında da bir iki kelime söyleyeceğim ben de. That is PKK speaking, that is FETÖ speaking. That is not honest journalism. We have heard these claims many, many times. Don't think that we will be intimidated by that kind of stuff. This is not honest journalism. You're making baseless accusations, taking them as facts, on the basis of which you're asking me questions. And you want me to answer them. These are ridiculous questions. Anyway, I don't want to continue this. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Tabii alıştılar yandaş gazetecilerden bu tür sözleri duymaya ama ben de soruyorum. Öyle değil mi? Şimdi İsveçli televizyoncuya FETÖ ağzıyla PKK ağzıyla konuşuyorsun diyor ya aslında o İsveçli televizyoncunun söylediği iddialar
Sedat Peker tarafından dile getirilmişti. Sedat Peker kimdi? Sedat Peker eskiden AK Parti'ye destek veren fanatik AK Parti ve reisçi biriydi. Daha sonra birçok ifşada bulundu ve şimdi birileri, o birileri, yurt dışından birileri, İsveç televizyoncu, İsveçli televizyoncu bunları söyleyince o televizyoncuyu FETÖ'cü ağzıyla, PKK ağzıyla konuştuğunu iddia ediyor Mustafa Kılıç, ama tekrar anımsatmakta fayda var. PKK ile masaya oturan, FETÖ ile kol kola giden kimdi? Ve Bursa'dan bir haber, Bursa'ya gelelim. Bursa'dan da eksik olmuyor mübarek. Her hafta sonu mutlaka, her hafta mutlaka bir şeyler çıkıyor. Ve Bursa ile ilgili bu haber Faruk Çelik ile ilgili. Eski Tarım Bakanı, AK Partilidir kendisi, AK Parti'nin kurucularından. Şöyle bir haber düştü sosyal medyaya. AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in oğlu Enes Çelik'in Bursa Uludağ eteklerinde doğal sit alanına kaçak inşa ettiği için hakkında yıkım kararı verilen dağ evine bakanlık tarafından bölgenin doğal sit alanından çıkarılmasıyla ruhsat verildiği anlaşıldı. Ne dersiniz? Bu habere güler misiniz, ağlar mısınız? Bursa'dan devam edelim. Bursa'da bir din kültürü öğretmeni ilginç bir olaya sebebiyet verdi. Bakın olay neymiş. Bursa'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ders esnasında çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değil ifadesini kullandı. Sınıfta bulunan Alevi bir öğrencinin velisi olayı yargıya taşıdı. Katar'da Dünya Kupası devam ediyor biliyorsunuz. TRT'de maçlar yayınlanıyor ve geçen maçta enteresan bir olay yaşandı ve turnuvanın en erken golü kaydedildi. Tabi doğal olarak spiker, maçı anlatan spiker de erken gelen bir golle başladı mücadele, ama şunu belirtmek gerekiyor, Dünya Kupası turnuvalarında tüm zamanların en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı sevgili izleyenler. Kore karşısında 11. saniyede. Tabi ondan sonra olanlar oldu. Devre arasında o spikerin yerine başka bir spiker geçti. Kanada-Fransa maçında TRT spikeri Alper Bakırcıgil 4. dakikada gol olması üzerine FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ismini andı. Bakırcıgil şunu hatırlatmak gerekiyor ki Dünya Kupası'nın en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı dedi. Bunun üzerine ikinci yarıda spiker Cüneyt Kıran karşılaşmanın anlatımına geçti ve o anlatmaya devam etti. Şimdi burada iki ufak ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Hakan Şükür FETÖ firarisi diyor. Bildiğim kadarıyla daha 15 Temmuz olmadan çok önce Hakan Şükür yurt dışına çıkmıştı. Bunu özellikle anımsatmak istiyorum ve Hakan Şükür Dünya Kupalarının en erken atılan golünü kaydetmiştir. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Bugün şeytanlaştırdığınız bu Hakan Şükür'ü milletvekili yapan, aynı zamanda milletvekili olduğu halde çalışmasına izin veren özel televizyonlarda ve hatta TRT'de fahiş fiyatlarla program yaptıran sizin zihniyetiniz değil mi? O yüzden sizin bugün Hakan Şükür hakkında bu yaptıklarınız, bu söyledikleriniz samimi değil. Siz istediğiniz kadar Hakan Şükür'ü anın ya da anmayın. Ancak Hakan Şükür'ün yıldızını biraz daha parlatıp onu biraz daha mazlum duruma düşürürsünüz. Ve şu gerçeği de anımsatmak isterim. Hakan Şükür, Metin Oktay, Tanju Çolak'tan sonra Türk futboluna gelmiş geçmiş en golcü futbolcudur. Yeni Şafak gazetesi ilginç bir habere daha imza attı. Sanki hiç ilginç haber yapmamışlar gibi, ben de buradan söylüyorum. Terör örgütü DHKPC'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı. Buraya kadar normal. Ama anormal olan durum şu, THKPC terör örgütünün Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı haberi 2017'de aynen yapılmış. Yani Gülten Matur denen THKPC'nin lideri 2017'de yakalanmış, serbest bırakılmış herhalde. Sonra tekrar yakalanınca tekrar haber oldu. İstanbul'da karakolda ilginç bir olay yaşanıyor arkadaşlar. Adli kontrol şartıyla serbest kalan iki hırsız adliyeden çıkmadan polis memurunun çantasını ve cep telefonunu çaldı. Güler misin, ağlar mısın? Yine Bursa'dan bir haber ama yine enteresan bir hırsızlık olayı. Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkan O.Ç. Bursa'da bir günde 10 ayrı evi soydu. Kim soymuş? O.Ç. Nereden çıkmış? Cezaevinden, Adana'dan.
Selahattin Demirtaş Kobani davasının görüldüğü duruşmada ilginç şeyler söyledi. Hakan Fidan'ın kendisine Abdullah Öcalan'ın yerine geçmesi teklifinde bulunduğunu söyledi. Ben de merak ettim. Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'ın yerine geçecek de Abdullah Öcalan'ı oraya kim getirdi? Ve görev süresi doldu mu ki onun yerine Selahattin Demirtaş'ı düşünüyorlar? Kim düşünüyor? Hakan Fidan. Şimdi diyeceksiniz ki Selahattin Demirtaş'a mı güveneceksiniz? Kime güveneceğimizi şaşırdık. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni ihalelere girmiş. Ve ihaleler sonucu enteresan şekilde bu ihale pastasından nemalanmış. Beyefendi bir açıklama yapmış. Varank'ın kuzeni Sedat Varank sanki bedavaya almışız. Neymiş? Soyadımız Varank'mış. Bize de yazık. Bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım? Demiş. Ben de anımsatmak isterim. Daha geçen hafta bu Kemal Kiraz var. Anketör kendisi. CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlığıyla bilinen bir anketördür kendisi. Onun da babasının ya da annesinin kuzeni sahte doktor olarak yakalanmıştı. Sosyal medyada Kemal Özkiraz üzerinden bir hayli yüklenmişlerdi. Şimdi bir tarafta Kemal Özkiraz CHP ile herhangi bir organik bağı bulunmayan biri uzak akrabası yüzünden linç ediliyor. Diğer taraftan AK Partili bakan Varank'ın kuzeni ihalelere girmiş. Ballı ihalelere girmiş. Beyefendi bundan yakınıyor. Ve Recep İvedik 7. filmini de çekti. Vizyona girecek mi girmeyecek mi bilmiyorum ama ben fragmanını izledim. Bugüne kadar hiçbir Recep İvedik filmini izlemedim. Mutlaka izleyeceğim. Siz de izleyin. Neden mi? İşte Yeni Akit'in şu paylaşımı yüzünden. Tarih verildi. Recep İvedik pisliklerine kaldığı yerden devam edecek diye paylaşım yapmış. Yeni Akit gazetesi vallahi fragmanda esas pisliklerle mücadele ediyor Recep İvedik. Bunu bizzat gördüm. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin izleyin. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de Suriyeliler var, Afganlar var, Afrikalılar var, Pakistanlılar var, Ukraynalılar var, Ruslar var. Fakat bir Rus kızımız Türkiye'ye neden geldiklerini bakın nasıl anlatmış. Benim Rus kız arkadaşlarım artık Türkiye'ye geliyor. Çünkü Rusya'da bekar erkek kalmadı ki. Siz de diyorsunuz neden geliyorlar, nereden geliyorlar? Sebep bu işte. Sebep bu işte, bu. Yani erkek kalmamış Rusya'da. Suriyeliler geliyor, Ruslar da geliyor. Ama hangisinden daha çok var? Suriyeliler var. Suriyeli erkekler var. Türk gençleri çok fazla heveslenmeyin. Suriyeli erkeklerden size sıra gelmeyecek gibi görünüyor. Güler misin, ağlar mısın bilemiyorum. Artık karar sizin. Hafta içerisinde yaşanan bu enteresan olayları size derlemeye çalıştım. Akşama canlı yayın var. Anımsatmak istiyorum. Saat 22'de kimseye randevu vermeyin gibi klasik bir şey söylemiyorum. Eğer yapacak daha önemli bir şeyiniz yoksa beklerim. Gelin tartışalım ama videoyu bitirmeden önce size başka bir videoyla veda etmek istiyorum. Haluk Levent Edirne'ye, İpsala'ya konsere gidiyor ve o sırada hava soğumaya başlıyor. Kendini bir kahvehaneye atıyor. Bakın hep beraber izleyelim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Haluk Levent'i de alkışlamayı unutmayalım. İçimde benziyor.